Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşmelerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerine huzurunla sunuşturuşumuz. Kınamızda dikkatler ekranımız olsun. Huawei'nin 40 mingga yakın işçisi Xitay'a kayıtışını ret kıldı. 29 may ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan xabarlarda ma'lum bo'lishicha, Huawei'ning chet eldagi 40 mingga yaqin ishchi xizmatchisi Xitoyga qaytishni rad qilgan. Xabarda Huawei'ga tabi chet eldagi 57 shirkat va zavodning taqalganligi, Huawei shirkatining lideri Ren Zhengfei ishchi xizmatchilarini Xitoyga qaytib kelishga chaqir qilgan bo'lsa-mu, biroq 40 mingga yaqin ishchi xizmatchi ishdan ayrilsa-mu, Xitoyga qaytib ketmaydiganligini bildirishgan. İgilinişe bu işçi hizmetçilerinin köpüncisi iktidarlıq texniklar bulup, onlarının kayıtmasızlıqı Huawei şirketine yeni bir kıtım iğir zərbi buludikən. Amerika, Xitayını ceza lagırdaki uyğurlarını dərhal quyup berişke çağırdı. 29 may Amerika Taşkı İşler Ministerliğinin bayanatçısı Morgan Ortagus bayanat elan kılıp, Xitayını ceza lagırlardaki uyğurlarını dərhal quyup berişke çağırdı. Bayanatta Ramazan ahırlaşıp Müslümanlarının bayramı Rozi Heyt yıkılıp kilovatkan alahide mezgilde Xitay'nın Uyghurlarını zor kölemde bastırış hareketini herkizmi kubul kılışkı bulmaydı galakını. 1 milyondan artık Uyghurlarının sebepsizli tutkun kılınışıdak paci adın Amerika hükümetinin kattık endişi kılavatkallıkını ceza lagırlardaki ten cezası kıyın kıstaklar hakkıdaki uçurlarının köplep utturgu çıkıvatkallıkını tekitledi. Bayanatçı söz diyene Xitay'nın Uyghurlarını özlerinin milli kimliki ve İslam itikadının vazgeçişki mecburluğalıqını, Uyghur Müslümanları özleri üçün mukaddes hesaplandıgan Ramazan eyidimi kattı horlunuş ve kıyın kıstaklarına duş kilovatkallıqını bildirdi. Ve Xitay'ını bu ecinişlik ehvallarına tizdin hatimi verip, ceza lagırlarındaki barlıq tutkullarının ailesikler bilen cem bulup, Rozi Heyt Xuşallıqı'nın birlikte beherman buluşuğa yol kuyuşkı çakırı kıldı. Xitay paraxotları Avustraliyanın hərbi tik uçarığa hücum qıldı. Avustraliya ABC xəbər torunun bugünkü xəbirdə bildirilişə, bundan neçə gün burun Avustraliya Deniz Armiyasının bir uçquçısı tik uçarı bilən Cənubi Deniz rayonundan ötüb atqanda, Xitay paraxotlarının lazer nurluq hücumuğa uçurğan. Uçquçı yarlanğaçqa bazığı qaytışqa məcbur bolğan. Xəbərdə görsülüşə, Xitayının bunda qılmışı tüncü qıtımlıq əməs bolub, Ötken yili Cibuti'da Amerika'nın işki uçkuçusu mu Xitay'nın lazer nurluk hücumuğa uçurap yarlanıgan. Ve kadınken Xitay Amerika Katarlıq köplügen devletlerinin ayıplışıgı uçurudu. Pakistan'da bir neçi Xitay kolga elindi. 29 may Pakistan Gelgit Sakçı dairleri Pakistan'a harak akirip satkan bir neçi Xitay'ını kolga algalıqını bildirdi. Şarkı Türkistan halkının barlıq ibadetlerini çekilip, İslam dini ve Müslümanlarına düşmanlık kılıvatkan, Ramazan'da harak içişki mecburlavatkan Xitaylar, Pakistan Müslümanlarını mı bulgaş üçün mübarek Ramazan'da Gelgit arkalık Pakistan'a harak yötkep satkan. Gelgit sahçı tarafının bildirişçe, Töt Xitay Gelgit çigrasıdan uğurluqça harak yötkep satkallıqı üçün kol gelingan. Növeti bu Xitaylarının başka şirik ve şaykilerinin bar yoxluğu tekşürülmekte. Mike Pompeo Xitay'nın Amerika üçün yeni tarihi tehdit buluvatkallıqını bildirdi. Amerika Xitay soğudu orişi ciddi devam kılıvatkanda Amerika Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo Amerika hükümetinin Xitay'nı yeniden oturgu çıkıvatkan tarihi karakterdeki tehdit dep karavatkallıqını aşkarı tilgaldı. Mike Pompeo 29 may günü Fox soğudu torunun ziyaretini kubul kılganda növeti Xitay bilen bulgan münasibette özlerinin akli mülük uğurluq meselesinden başka Tolumu muhim bulgan bir insani noktaya köngül bölüvatkanlıqını. Onun dəl hazır barğansırı roşallışıvatkan Xitaydaki Qayt Tərbiyeləş Mərkizi namedeki ceza lagırları ikerlikini bildirdi. O bu axtı kılgan sözü de Xitay rejiminin Müslümanlarını lagırlarına kamavatkanlıqı. Lagırlarına kamalgan bu kişilerinin insan çidiğusuz şaraitte mini yuşkı düşkili vatkanlıqını tilgə aldı. Şunaqla bu kişilerinin erkin yötkülüş hukuku mevcut emez. Ular bu mehbuslarga garip dünyasıdaki kişilerinin tasavvuruna sığmaydığan şekilde Xitaycı fikir kılışını sığındırmakçı. Bu bir tarihi ve tolumu muhim bolgan bir hadise deb görsetti. O sözünün ahırda bu işlerinin muhim buluşudaki bir sebep qatarı da bunun keyingi iqtisadi münasibetlerine təsir görsetişi mümkünlükini tilga aldı.
Mike Pompeo Xitayni Amerika üçün təhdid deyəndə yana Huawei şirkətinin növbəti Xitay rejimi üçün qoral buluyotqanlığını şərhiləb ötdi. O bu haqda qılğan sözüdə Huawei şirkətinin Xitay kompartiyası bilan çəmbərkəs münasibəti ekanligini, Xitay kompartiyasının bolsa Amerikanın iqtisadi və dövlət bexatarlığına ən zor təhdid payda qılıyotqanlığını təkidləb kilib, Huawei şirkəti Xitay rejimi üçün qoral bulub beribatıdı. Bu əhvalni Amerikada köpləgən kişilər düşünməyidi o dedi. Xitay türlük bahanələr bilan Uyğurlarni davamlıq tutqun qılmaqda. Xitay bir tərəfdən Şərq Türkistanda yuqur besimliq başqurış, nazarat qılış tüzümü arqalıq xalqını barlıq hüquqlardan məhrum qılıb, 2 yıldan beri heç qandaq cinayi vəqələrinin sadır bolmaganlığını dəva qılsa, yana bir tərəfdən qarı küçlərgə zərb beriş bahanəsi bilan Uyğurlarni davamlıq tutqun qılmaqda. Tünügün Qarıqaş nayisi Uçur turbetidə uxturuş çıxırılıb, Cürət Rozi Ənvər Abla Qatarlıqlar başçılığıdakı cinayetçiler grohinin bir tərəf qılınğanlığı bildirilgən və ammini bu axtı davamlıq yip uçu bilən təminləşkə çağırgan. Uxturuşda məzgür cinayetçiler grohidin 7 kişinin qolğu çüşkərləki, onlarının qımarxanı eçiş, qoymuşçılık qılış, qaxtı soxtı qılış Qatarlıq cinayetlerinin sadır qılğanlığı tilgə ilinğan. Şərq Türkistanda piçaqlarğımı numar quyulğan bir vəziyyətdə, Şərq Türkistan xalqının bu xil cinayetlerini sadır qılış mümkinçiliki guman qozğumaqda. Xitayda qarı yamğur səbəbidən nurğun adam öldü. Xitayın cənubi qismiga təsir göstərən qarı yamğur səbəbidən 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Xinhua agentliyinin xəbər qilishicha, Xitayın Guangxi Guangzhou avtonom rayonunda qarı yamğur səbəbidən 7 kişi ölgən, 4 kişi yaralanğan, 2 kişi yoqab ketgan. 21 nahiyəyə iğır talafatlarını yetkizgan qarı yamğur apiti səbəbidən 185 öy öyrülüb düşgan. 9170 gektarlıq dehqançılıq meydanı ziyan uçurgan. Bunundan başqa yana apatda 133 milyon yuan, təxminən 19.3 milyon dollar maddi ziyan kelib çıqqan. 9000-ga yaqin kişi bexatar jaylarga orinlashtirilgan. Xabar deyilishicha bu apatdan 200 000 kişi bevasita ziyan uçurgan. Shvetsiya parlamentida jazo lagerlari haqida guvohlik berish yig'ini ochildi. Shvetsiya parlamentida Sharq Turkistondagi Xitoyning o'lim jazo lagerlari to'g'risida yumunoq ustunlik guvohlik berish yig'ini o'tkazildi. 29 may chorshanba kuni Shvetsiya parlamentida Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan Uyg'urlarni yo'qotish siyosatlaridan o'lim lagerlari to'g'risida guvohlik berish yig'ini ochildi. Bu qatimqi yig'inni Shvetsiyada hukumat tutib turayotgan Sosial Demokratlar partiyasidan Thomas Hammarger bilan Shvetsiya Uyg'ur ma'arif uyushmasi birlikda uyushtirgan bo'lib, yig'inda so'z qilish uchun xalqaro inson huquqlarini ko'zlash tashkilotining Shvetsiya va Daniya mas'uli Monis Mollander, Shvetsiya inson huquqlar tashkiloti Charta, Shvetsiya qalamkashlar jamiyati va Uyg'ur ma'arif uyushmasining mas'ullari qatnashdi. Yig'inning qatnashuvchilari oldi bilan bir-birlab o'zlarini tanishtirgandan keyin, yig'in o'rinlashtirgan Sosial Demokratlar partiyasidan Thomas Hammarger bu qatimqi yig'inni o'rinlashtirganligining sababini anglatdi. Arqadan yig'inda so'z qilish uchun taklif qilingan Monis Mollander Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarga yurgizayotgan zulmlari, shunaqla yaqinqi yillardan buyon Sharq Turkistonda qurgan o'lim lagerlari to'g'risida egallagan ma'lumotlarni anglatish bilan birga Uyg'urlar to'g'risida maxsus ishlagan qisqa hujjatlik filmni qo'yib berdi. Arqadan Nijat Turg'un Shvetsiya Uyg'ur ma'rif uyushmasiga vakolatan 3 milliondan ortiq Uyg'urlarning Sharq Turkistondagi Xitoyning jazo lagerlariga qamalganligini, Xitoyning bu xildagi siyosatining Uyg'urlarni tamoman yo'qotishni maqsad qilganligini bildirdi. Qozog'istondagi Uyg'ur maktablari 2018-2019 yillik o'quv yilini tamomladi. Xitoy kommunist tajovuzchilari bugungi kunda Sharq Turkistonda jazo lagerlari siyosatini keng doirada elib berayotgan bir vaqtda muhojiratdagi Uyg'urlar buningga qattiq qarshilik ko'rsatmoqda. Ana tilini saqlash, milliy ma'arifni rivojlantirish ana shu qarshilikning yorqin bir ifodasi sifatida maydonga chiqmoqda. Dunyoning har qaysi davlatlarida yashayotgan Uyg'urlar o'zlari turayotgan mamlakatlardagi bor sharoitlardan foydalanib, turli faoliyatlarni olib bormoqda. Shu jumladan Qozog'istondagi Uyg'urlar ham Qozog'iston hukumatining mamlakatda yashayotgan boshqa xalqlarning o'z ana tilini saqlash, milliy ma'arifini rivojlantirish yo'nalishida yaratib berayotgan mumkinchiliklardan foydalanmoqda. Yaqinda Qozog'iston bo'yicha barliq maktablarda o'tkazilgan oxirgi qo'ng'iroq marosimi shuning isboti bo'ldi. 25 mayda Qozog'iston bilim va ilm ministerligining farmoniga binoan Qozoq, rus, uyg'ur, o'zbek, tojik tillik maktablarda
2018-2019 yıllık okuş yılının tamamlanış münasebeti bilen ahirki kongurak mürasim bulup ötü. Şunun cümlesinden Uygurlar zıç ultraklaşkan Almuta şehrinin Dostluk Mahallesi de 1964 yılından bu yan faaliyet ile bir vatkan Abdullah Rozu Bakiyev namedeki 153. Mektep Gimnaziyesi de mu çoğun tipte faaliyet uğrulaştırıldı. Bu mektep şehir boyunca en ülgülük mekteplerinden biri bulup, o 2017 yılı UNESCO tarafındaki mektepler katarına kirgen idi. Erdoğan, İstanbul'un fethi kılınışı doğruluk bayanat ilan kıldı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un 1453 yılı fethi kılınışının bir devrini ahırlaştırıp, yeni bir devrini açkan siyasi, ictimai ve medeniyet cihetiki neticeleri bilen tarihinin yönelişini özgertken tarihi zeperlerden biri işgalligini etti. Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan 29 May İstanbul'un fethi kılınışının 566. yıllığı münasebeti bilen ilan kılgan bayanatıda mundaq dedi. Süyümlük Peygamberimizin medhisiga xushxabar berişige nail bolgan Fatih Sultan Mehmet Han ve kahraman askerlerinin İstanbul'u fethi kılgan vakitte namayan kılgan kat'i iradesi, tulup taşkan işençi, bugünkü günde Türkiye'ni 2023, 2053 ve 2071 yıllık uluğvar nişalları ve galibiyet menzilgahları yetkizişimiz için bizge ilham menbesi bulmakta. İstanbul'un 1453 yılı fethi kılınışı bir devrini ahırlaştırıp, yeni bir devrini açkan, siyasi, ictimai ve medeniyet cihetiki neticeleri bilen tarihinin yönelişini özgertken muhim tarihi zeperlerden biridir. 29 May İstanbul'un fethi kılınışının 566. yıllıkını kızgın tebrikleymen. Fatih Sultan Mehmet Han'ın hoşbeyillik ve adaletke asaslandığan hakimiyeti arkalık, İstanbul, okşamağın itikatlar ve medeniyetlerge mensup halıklar, inak hem tiniç bir yerde yaşayalaydıgan muhim merkezge aylanğandır. Hürmetli televizyon kuruluşlar, şuna kadar bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Ertki haberimizi görüşük şahslarına Cenab-ı Allah tavşırımız. Şuna kadar programı ahırda ekran arkasındaki varlık hizmet aşırmağa köptü rahmet eylemem. Selamun aleyküm ve rahmetullah.